çatı. İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya. Allah bin kere razı olsun. Otizmli Veysel hayaline kavuştu, annesi mutluluktan ağladı. Üstelik oğlunun hayali gerçek olurken sağlığını tehdit eden kilolarından da kurtuldu. Her şey otizmli gencin polis olma hayalini annesiyle paylaşmasıyla başladı. Yaşasın polis kıyafeti! Annesi de onu emniyete götürerek bu hayali gerçekleştirmek için adım attı. 176 kilo olan 24 yaşındaki otizmli Veysel Serhat İzgi'yi teşvik etmek için önce zayıflaması gerektiği söylendi. Polislik aşkıyla yanıp tutuşan Veysel de fazla kilolarından kurtulmak için canını dişine taktı. Uygulanan diyete sıkı sıkıya bağlı kalan Veysel, mide küçültme ameliyatıyla 90 kiloya indi. Bu sırada annesi de yazdığı bir mektupla oğlunun çabalarını emniyete bildirdi. Mektubu okuyup duygulanan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Veysel'in evine polis kıyafeti gönderdi. Uyandığında başucunda elbiseleri gören Veysel sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Müdür Kaya eşiyle birlikte Veysel'in ailesini ziyaret etti. Aynı zamanda müzisyen olan Veysel de misafirlerine küçük bir konser verdi. Bir teselli ver. Veysel'in de şöyle bir özelliği var. 8 müzik aletini çok güzel çalıyor. Daha önceden konservatuvar eğitimi almış. Yalnız tek kusuru Veysel'in Trabzonlu olmasına rağmen kemençe çalmayı öğrenememesi. Ay kemençe almak çok zor. Onun için mi öğrenemedin? Ben çalamam kemençe. Ben kanun çalarım. Veysel'i ekip otosuna bindiren Kaya, Sakarya caddelerinde birlikte denetim yaptı. Emniyet müdürü Kaya ve Veysel durdurdukları araçların evrakını kontrol etti. Mustafa